Herkese günaydın. Aslında zaten hacimde bir azalma başlamıştı, bunu görüyoruz da ama zannediyorum önümüzdeki haftadan itibaren herhangi bir hacim göstergesi veya fiyat çok net olarak bir gösterge, piyasadaki dengeyi yansıtan bir gelişme olmayacak. Dolayısıyla bundan sonra biraz daha hafif bir gözle bakmak gerekir gelişmeleri diye düşünüyorum. Kapanış bazında yine artı kapanışlar oldu. 2670 desteğinin, direncinin veya diyelim üzerinde bir kapanış olduğunu görüyoruz. Bu konuda çok fazla söyleyecek bir şey yok. Amerika'da gelen haberlere baktığımızda bütçeyle ilgili hükümet biraz daha süre kazanmış gözüküyor ama Ocak ayında bu konu yeniden gündeme gelecek gibi. Şu noktadan itibaren artık vergi paketinin içeriğini vesaire satın almaktansa nasıl bir gelişme olacak onu görmek lazım. Muhtemelen önümüzdeki sene yatırımlarla ilgili Amerika'da altyapı yatırımları da ilgili bir paket hükümet tarafından da özel sektör tarafından da açıklanacaktır. Aynı zamanda karların biliyorsunuz likit varlıklar veya illikit olmalarına bağlı olarak Amerika'ya getirilip bir defalık vergilendirilmesi söz konusu. Bu hareket yaşandıktan sonra o para nereye gidecek? İşte buyback'lere, dividendlara mı gidecek, yatırımlara mı gidecek ki dünkü GDP verisinin yorumlarken paylaşmıştım zaten yatırım tarafında bir artış momentum söz konusu. Dolayısıyla biraz daha o tarafa bakarak önümüzdeki seneyi değerlendirmemiz gerekecek ama geneline bakarsak şu anda gelişmeler hisse piyasası açısından da bence pozitif tarafta gidiyor. Tabii dün akşamın önemli gelişmelerinden bir tanesi de İspanya'da yaşanan referandumdu. O tarafta yine ayrılıkçı Katalan Parti'nin 3 partinin 70 gibi ki bundan önceki durumda yani 155. madde öncesi durumunda 72 idi. Net bir çoğunluğa sahip olduklarını görüyoruz. Tabi bu net çoğunluk Katalan bölgesinde hüküm sürmek, yönetmek için yeterli ama yeniden bir ayrılma deklarasyonu için henüz yeterli değil. Ana problemlerden bir tanesi Rajoy'un yani merkezi hükümetin, ülkenin başbakanının ciddi anlamda partisi de bir gerileme oldu. Biraz daha Şahin oylara kaçan bir birlik taraftarı İspanyollar olduğunu görüyoruz. Ayrılıkçı Katalanlar da zaten eski partilerinin, eski liderlerinin arkasında durmuş gözüküyor. Bu gelişme hızlı bir şekilde pariteye yansımayacaktır. Zaten dün hafif bir bu gelişmeyle beraber satış gördük. Görüyorsunuz 18-17'ye kadar gerilemiş durumda ama ana olarak Avrupa'daki veya Euro bölgesindeki siyasi riskin hep orada olduğunu hatırlatma açısından önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Yani eninde sonunda Katalanlar bir şekilde İngiltere'de olduğu gibi İskoçya-İngiltere referandumunda olduğu gibi bu işi merkezi hükümetin Madrid'in karşısına çıkartacaklar. Şimdi ilk gelişmede yani bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde AB net bir şekilde Madrid'in, İspanya'nın yanında durdu. Çünkü gerçekten de kendi başına bir referandum yapılması, oy oranının düşük olması, katılım oranının daha doğrusu düşük olması gibi problemler vardı. Ama şimdi yeniden bir referanduma gitme baskısını muhtemelen Avrupa Birliği içinde de destekleyenler olacaktır diye düşünüyorum. O açıdan bakıldığında İspanya'da bundan sonra biraz daha artan bir risk primi görüyor. Bugün açılışta nasıl fiyatlanacak İspanyol varlıkları Euro'dan ayrı olarak çünkü Euro'nun bugünkü ana sorunu veya ana hedefi PCE olacak ama İspanyol varlıklarında negatif fiyatlamalar görmemiz söz konusu olur diye düşünüyorum. Burada Euro üzerinden gitmeye devam edersek 75 seviyesi, 1.18-75 seviyesi benim önemsediğim seviye. Kırılması durumunda biraz daha yukarıya gidebiliriz ki zaten malum bugün zayıf bir eğer PCE gelirse net bir şekilde yukarıya doğru bir atak olacaktır. Ama tekrar söylüyorum hem bu atağın hacimsiz olması bence söz konusu olacak hem de zaten pozisyonlar tarihin en yüksek ikinci seviyesinde olmasından dolayı yukarı hareketlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Ben zaten CPI ve PCE tarafında dip yapıldı yukarı dönmeye başladık düşüncesinde olduğundan PCE tarafında da çok zayıf yani 1.8 bence makul bir beklenti. Zayıf bir beklenti düşünmüyorum. Yeni veri olarak görüyorsunuz tüketim ve gelir verisi var. Yine dayanıklı mal siparişleri var.
yeni konut satışları revizyon olarak da gördüğünüz güven endeksi gelecek. Dolayısıyla bu verileri yakından takip etmek gerekiyor. Japon yenine çok fazla değinmeyeceğim. Dün zaten boş toplantısını bu hafta gördünüz. Fazla bir şey çıkmadı. Bu tarafta 114.70'ler aşılmadan harekete geçmeyi gereksiz görüyorum. Burada da hala fazlası ile dolar long pozisyon var. Yani yen tarafının yukarıya ittirmeye yetecek kadar kurşun var mı emin değilim. Ama 114.70'ler aşıldığı takdirde, ki burada güzel bir taban oluşumundan da bahsedilebilir, aslında bir bant aralığına sıkışmış durumda, tekrar dolar long pozisyon açılabilir diye düşünüyorum. Altın tarafına gelelim. Altın tarafında 200 günlük ortalamanın, şunu çekebilirsem eğer, bir direnç oluşturduğunu görüyoruz. Zaten gelişmeler itibariyle baktığımızda da çok fazla altını yukarıya götürecek bir gelişme yok. 50 günlükle 200 günlük ortalama yakında aşağıya doğru kesişecek. Eğer bu örneklere bakıyorsanız, aynı zamanda gümüş tarafında bu çok daha önce olmuştu. Gümüşte hala zayıf bir yükseliş var. Son günlerdeki yükseliş açısından bakarsanız problem yok aslında. 15-70'lerden doğru yukarıya gidiş hareketi de altını biraz yukarıya götürüyor ama hani yeni bir rally başlatmak için yetersiz görüyorum. Dolayısıyla altın tarafında biraz 200 günlük ortalamayı takip etmek lazım. Ben 1260'ların altına doğru gerilemenin devam edebileceğini düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Şimdi birazdan o tarafa da bakacağım. Bitcoin tarafında biraz satış var. Dolayısıyla bu turda son gelenler Bitcoin tarafında, eğer ya girdik ama çok kötü bir yerden girdik, altın gibisi yok noktasına giderlerse, o zaman şurada gördüğünüz omuz baş omuzu tamamlayacak şekilde bir yukarı hareket daha görebiliriz. Bunu demişken Bitcoin tarafına bakalım. Yani yeni bir şey söylemek zor. Görüyorsunuz ortalama, en yakın ortalamaya geldi bir test yaşıyoruz. Daha önce de zaten 13.000 seviyesini görmüştü geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla o seviyelerden bir destek geldiğini görüyoruz. Ben daha her zaman söylüyorum, burada kavramın kendisinde bir sorun görmüyorum. Fiyat balondur değildir, bunlar tartışılır. Herkesin de kendi fikri var. Böylece bir piyasa oluşuyor. Ama hani bu konunun tamamen saçmalık olduğunu düşünmek çok doğru bir yaklaşım değil. Şimdi Goldman Sachs'ın bir trade desk oluşturduğu haberini paylaştım dün. Bu gelişme aslında şunu da gösteriyor. Şurada. Neyse şu anda bulamıyorum ama bu gelişme ile beraber şunu görüyor olacağız. JP Morgan'ın CEO'sunun yaptığı açıklama mesela gereksiz bir açıklama oldu. Çünkü böyle bir noktada şimdi Goldman'ı takip eden bir adım atarsanız sahtekarlık dediğiniz bir konuda hizmet veriyor olacaksınız yatırımcılara. Atmazsanız yatırımcılar işte Goldman veya diğer büyük kurumlara kayıyor olacak. Dolayısıyla ön yargılı yaklaşmak çok doğru değil bu konuya. Biraz daha temelden araştırmak lazım ama kısa kesersek benim beklentim burada hareketin daha gerileyeceği yönünde. Burada biliyorsunuz hodl etmek kavramı var. Dolayısıyla zaten çok panik satışları gelmeyecektir belli kesimlerden. Ama şuradaki hacim artışının da dikkat çekici olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir problem olabilir. Gerçek veya doğru bunu bilmiyoruz. Çünkü denetim çok fazla değil. Çok yoğun bir şekilde Bitcoin satışına gidip sonra bunu keşe çevirmeyi denerseniz işlem yapılan platformlar bunu kaldırabilir mi kaldıramaz mı çok net değil. Dolayısıyla bu işin daha kolay yolu ne? Daha kolay yolu vadeli piyasada. Yani diğer piyasada longsanız vadeli piyasada satarak pozisyondan çıkmaya çalışma veya pozisyonu hedgeleme. Baktığınız zaman da şu ilk haftadaki hacme oranla bu hafta yaşanan hacimler, yani şurada görüyorsunuz neredeyse 4600 kontrata çıkan bir hacim var. Şu anda da 2400'ü sadece CME tarafına, CBOE tarafına bakıyoruz. Yakalamış durumdayız. Dolayısıyla isterseniz CME tarafına da bir göz atalım.
buradaki hacimde 450'ye gelmiş durumda. Dolayısıyla bir hedgeleme veya shortlama çabası en azından söz konusu diyebiliriz. Ayrıca vergi paketiyle beraber burada da sadece sermaye kazancı değil, coinler arası yapılacak olan değişimlerin de vergilendirilmesi söz konusu. Dolayısıyla ona yönelik bir kurtulma hareketi, yani şimdiden karı realize edelim, seneye bakarız vergi gelecek hareketine, düşüncesine yönelik bir harekette görüyor olabiliriz. Ama genel olarak hani panik olmaya gerek yok, ama alış için güzel bir seviye karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. WTI tarafında İşte OPEC'in çıkış stratejisi vesaire, ama bizi çok bir yere götürmüyor. Bugün de açıklanacak olan kuyu sayısı var. Burada çok fazla söyleyebilecek yeni bir şey yok benim açımdan. 55-60 aralığında bir fiyatlama olmasını son derece pozitif karşılıyorum. Çok long pozisyon var. Dolayısıyla yukarısı bu long pozisyonlar erimeden zor. Ama zamana yayılmış bir şekilde bu bandın etrafında dolaşan bir petrolü de hem petrol açısından, daha sonra 66'ya doğru bir hareket potansiyeli açısından, hem de global ekonomi açısından olumlu görüyorum. Dolayısıyla buradaki gelişmeler bir trade fırsatı çok net bir yukarı veya aşağı vermese de pozitif, ama aşağı eğilimin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir de 10 yıllık tahvillere bakalım. 10 yıllık tahvillerin aslında kaderi, kısa vadeli kaderi biraz bugün PCE verisiyle beraber çizilecek. Şurada görüyorsunuz, sert bir şekilde 2.40'ın üzerine çıkmış durumdayız. Ama aslında 2.40 biraz yavaş yavaş önemini de kaybediyor. Çünkü geride bıraktığımız dönemde baktığımızda burada devamlı bir bant oluşmaya başladı. Yani 2.40'tı kırdı da ondan sonra yeni bir band aralığında yerleşti gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla burada daha kuvvetli bir momentum görüyor olmamız 2.60'ların aşılmasıyla beraber olacak. Onun için de işte PCE tarafında bir toparlanma veya ücret tarafında bir toparlanma olması gerekiyor. Ama hala ben buradaki gelişmelere baktığımda gerek bu tarafta gerek Avrupa'daki bono piyasasının en pahalı piyasalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve uzak durulması yatırım olarak en azından ara ara buraya park etmek mutlaka gerekecek. Özellikle hisse piyasasında sert düzelt olduğunda, ama yatırım olarak alıp tutulacak piyasa devlet tahvilleri değil bence. Biraz daha özel sektöre vesaire kayılabilir. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.